Merhaba sevgili arkadaşlar, rehberlik servisine hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıflar için bilişim teknolojileri yani bilgisayar dersi 2. dönem 1. yazılı sorularının çözümlerini yapacağız. Ayrıca yorum kısmına istediğiniz herhangi bir konu ya da bir sorunun cevabı olur ise arkadaşlar yorum kısmına yazın. Sizlere en kısa dönemde, en kısa zamanda dönüş yapılacaktır. Her soruyu, her konudaki soruyu sorabilirsiniz. Bireysel soru olabilir bu. Ders konusunda soru olabilir. Rehberlik konusunda soru olabilir. Hiç fark etmez. Sizlere dönüş yapılacaktır mümkün olduğu kadar. Evet, önce birinci sorumuzla başlayalım. Tabii bu arada abone olmayı da unutmayın sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuz algoritma konusunda işlenen akış diyagramında akışı başlatan ve bitiren şekil hangisidir? Evet biliyorsunuz bir akış diyagramı vardır bilişim teknolojilerinde. Başlatan ve bitiren bir şekil vardır arkadaşlar. Bu şekil başlangıçta da bitişte de aynısıdır. Elips midir, dikdörtgen midir, paralel kenar mı yoksa üçgen midir bu? Tabii ki elips şeklidir arkadaşlar. A seçeneği elips olacak doğru. Cevabımız şöyle karalayalım. İkinci sorumuz aşağıda akış şemaları ile ilgili verilenlerden hangisi hatalıdır diyor. Bizden yanlış olan isteniyor burada. Bakalım. Akış şemalarının güzel görünmesi için istediğimiz adıma istediğimiz şekli verebiliriz diyor. Aa, olabilir mi bu? Akış şemaları güzel görünsün diye istediğimiz adıma istediğimiz şekli verebilir miyiz? Bakalım. Akış şemaları çeşitli şekillerden oluşur. Evet bu doğru. Bir sürecin adımlarını görsel ya da sembolik olarak gösterir. Evet kesinlikle doğru. Farklı hareketler için farklı semboller kullanılır. Evet bu da doğru arkadaşlar. O halde acaba dediğimiz A seçeneğine dönüyoruz. Güzel görünmesi için istediğimiz adımla istediğimiz şekli veremeyiz. Bu yanlış. Doğru cevap yani A seçeneği. Geçelim üçüncü sorumuza. Programlama sürecinde işlem yaparken mantıksal operatörleri ve matematiksel operatörleri kullanmaktayız. Evet doğru bilişim teknolojilerinde bunlar çok önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi? Matematiksel operatörler arasında yer almaz diyor. Altını çizelim. Yer almaz. Eksi, artı veya eşittir. Evet. Bunlar hangisi? Matematiksel operatör olmayabilir arkadaşlar. Eksi bir matematik işlemi midir? Sembolü müdür? Evet. Artı bir matematik sembolüdür. Eşittir. Evet. Matematikte kullanılır. Ama veya mantıksal bir semboldür arkadaşlar. Veya ve ise ancak ve ancak gibi semboller, operatörler mantıksal operatörlerdir, matematiksel değildir. Geçelim dördüncü sorumuza. Bakalım ne diyor? Burada maçın sonucunu programa sürecine göre hangisi olabilir? Bakalım arkadaşlar dördüncü sorumuzun cevabına. Futbol maçlarında her takımda olması gereken oyuncu sayısı 11 olup değişmezken her maçın sonucu farklı olabilmektedir. Evet, oyuncu sayısı 11, maçın sonucu 0 olabilir, 1 olabilir ya da 2 olabilir. Evet, hangisi olabilir? Maçın sonucu programlama sürecine göre hangisi olabilir? Programlamada maçın sonucu operatör, mantıksal operatör mü olur? Sabit mi olur? Değişken mi olur? Problem çözme yöntemi mi olur? Evet, maçın sonucu 1, 0, 2 olabildiğine göre biz buna ne deriz? Değişken denir sevgili arkadaşlar. Maçın sonucu değişken olabilir. C seçeneği olacak. Aslında basit bir soruydu. Beşinci sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi problem çözme adımları arasında yer almaz? Evet yine basit bir soru. Hangisi problem çözme adımlarından birisi değildir sorumuz diyor arkadaşlar. Problem oluşturma, problemi anlama, çözüm değerlendirme, bir plan yapma. Evet problem çözerken bir plan yapar mıyız? Yaparız. Çözdüğümüz problemin doğruluğunu yanlışlığını değerlendirir miyiz? Kesinlikle değerlendiririz. Problemi en başta anlamaya çalışır mıyız? Çalışırız. Problem oluşturma, problem çözme adımlarından birisi olamaz adı üstünde. Burada problem çözme değil, problemi oluşturma söz konusudur A seçeneğinde.
Altıncı soru hemen altında. Algoritmaların akışına yapılacak olan eylemi, işlemi belirtmek için kullanılan sembol hangisidir? Evet, tekrar edelim soruyu. Algoritmanın akışına yapılacak olan eylemi, bu işlemi belirtmek için kullanılan sembol hangisidir diyor altıncı sorumuz. Elips, eşkenar, dörtgen, dikdörtgen, paralel, kenar. Evet. İşlemi belirtmek için kullanılacak olan sembol arkadaşlar altıncı sorumuzun cevabı tabii ki dikdörtgendir değil mi? Doğru cevap C seçeneği olacak. Geçelim bir sonraki. Sorumuz 7. Akış şemalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi hatalıdır, yanlıştır diyor bakalım. Akış şeması çeşitli şekillerden oluşur mu? Evet. Algoritmanın görsel olarak gösterilmesini diyebilir miyiz? Kesinlikle evet. Farklı hareketler için farklı semboller kullanılır. Evet. Problemin sonucunu gösterir mi? Hayır. Bu akış şemasının içinde yer alan bir durum değildir. A, B, C seçenekleri ise şemada yer alır. 8. sorumuz. Mantıksal operatörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Az önce aslında yukarıda farkına varmadan bu sorunun cevabını vermişiz. Matematik operatörleri cevaplarken mantıksal operatörlerde neler vardır arkadaşlar? Ve, değil, veya, ancak ve ancak ise vardır. Ama ile diye bir mantıksal operatör olmaz. Evet, mantıksal operatörleri tekrar ediyoruz. Ve, veya, değil, ancak ve ancak ise'dir. Ama ile diye bir mantıksal operatör olamaz. 9. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme stratejileri arasında yer almaz? Evet, problem çözme stratejileri arasında yer almaz. Problem ifadesinin yüzeysel oku, önemli yerlerin altını çiz, çözüm için deneme yap, çözümü değerlendir. Ne diyor? Problem çözme stratejileri arasında. Problem ifadesini yüzeysel oku, problem çözme stratejileri arasında yer alan bir durum değildir arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği olacak. Geçelim bir sonraki sorumuza. 10. Bir aracı, nesneyi ya da sayıyı işletmek, çalıştırmak, kullanmak anlamında tanımlanan kelime hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor operatör, eğitmen, veri, şoför. Evet, 10. sorumuzun cevabı ne olacaktır? Bir aracı, nesne ya da sayı işletmek, çalıştırmak, kullanmak anlamında tanımlanan kelime hangi seçenekte? Biz buna ne deriz? Mesela bir iş makinesinin çalıştıran kişiye ne deriz? Operatör deriz değil mi? O halde bir aracı, nesneyi, sayıyı işletmek üzere kullanılan kelime de zaten A seçeneği operatör olacak. 11. soru, aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından birisi değildir diyor. Problem çözme adımı olmayan hangisidir bakalım. Problemi anlama kesinlikle anlamadan çözemeyiz. Plan yapma kesinlikle anladıktan sonra plan yaparız. Evet, yaptığımız planı uygularız, bu da doğru. O halde D seçeneği problem yazma. Problem yazma problemi hazırlama aşamasıdır. Problemi çözme aşaması olmaz. Doğru cevap D seçeneği. Geçelim 12. sorumuz. Ne diyor? Tanımı verilen kavram hangisidir diyor arkadaşlar. Bize bir tanım soruyor. Hangisi bakalım? Tanımlanmış. Günlük hayatta karşılaştığımız çözüm aranması gereken ve çözümü için bilgi, mantık, deneyim ya da dikkat isteyen durumlara biz ne deriz? Elbette ki problem deriz. Doğru cevabımız problem olacak. Hemen gittik. D seçeneğinde bulduk ve işaretledik. Güzel bir soru aslında. Geçelim 13. sorumuza. Bu soruların mutlaka not alın arkadaşlar ve soru sormaya devam edin. Bunlar çünkü karşınıza çıkacak. 13. Bir problemin çözümü için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Evet, yani bir problemi çözerken aşağıdakilerden hangisini yapmayız? Problemi anlamak, evet yaparız. Problemi çözmek için bir plan kesinlikle yaparız. Problemi anlamada hemen çözmeye çalışmak, anlamadan çözmeye çalışmak olmaz arkadaşlar. Bunu yapmamalıyız. Problemi çözdükten sonra sonucu kontrol ederiz. Ama anlamadan çözmeye kalkarsak zaten yanlış çözeriz. Doğru cevap C. Basit bir soruydu. Geçelim 14. Bilgisayarların sonuca ulaşmak için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye nokta nokta denir. İfadesinin boşluğuna hangisi yazılmalıdır arkadaşlar? Tabii ki ulaşmak için algıladığı, sonuç ettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeyi biz ne deriz? Bilgisayardan veri elde etmek deriz biz buna. O halde doğru cevabımız ne olacak? Verileri depolar bilgisayar daha sonra kullanmak üzere.
Geçelim 15. sorumuza. Ayrıca şunu da belirtelim. Kanalımıza videolar kısmında 5. sınıfların tüm derslerinin soru çözümleri var. 5. sınıf videolarına girin. Orada hepsini göreceksiniz liste halinde. Evet. Ayrıca bu videonun altında da 5. sınıfların tüm videolarının linki olacak. Tıklarsanız görürsünüz arkadaşlar. Melisa bakalım ne yapıyor? Melisa'nın bilgisayarına virüs bulaştığı için çok yavaşlamış. Melisa'nın yapması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir? Çok basittir. Melisa'nın yapması gereken antivirüs programı kullanmak. Lisanslı bir antivirüs programı alıp kullanmaktır. Çünkü lisanssızların bütün özellikleri çalışmaz. Lisanslıların, yani para ödeyerek aldıklarımızın hepsinin bütün özellikleri çalışır ve çok iyi korur A seçeneği. 16. ve sonuncu sorumuz 16 sorudan ibarettir arkadaşlar. Ne diyor? Bu kod aşağıdakile ekrandan hangisini gözükmez? Kod neymiş? Tıkladığımızda 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı üret diye konuş şeklinde tıkladığımızda ekranda hangi sayı gözükmez? Ne diyor arkadaşlar? 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı üret dediğimiz zaman 1 ile 10 arasında olmayan bir sayıyı göstermez ekran. Yani 1'den başlar 10'a kadar sayı gösterir. Yani 0 ile 11, 12, 13'ü göstermez. O halde 3'ü gösterir mi? 1 ile 10 arası. 5, 1 ile 10 arasında. 8, 1 ile 10 arasında. Ama 11, 1 ile 10 arasında değil, ondan sonra gelir. Yani doğru cevap D. 11'i gösterme ihtimali yok. Çünkü 1 ile 10 arasındaki bir sayı değildir. Evet sevgili arkadaşlar, sınavımız burada bitti. Yaklaşık 12 dakika sürdü. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Hoşça kalın, başarılar diliyoruz.